Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Gerçekten son attığımız videolar bayağı bir izlendi. Çok da olumlu geri dönüşler aldık. O yüzden bir nebze sizlere yardımcı olduysak ne mutlu bize diyorum. Bugünkü konumuz ne diye sorarsanız, motor ömrü kaç kilometre gider? Yani araçların motor ömrü kaç kilometre gider? Şimdi gerçekten bu çok bize gelen bir soru. Motor ömrü kaç kilometre gider dediğiniz zaman biraz tuhaf bir cümle ama herkes son zamanlarda takipçilerim bunu bana soruyorlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben yaklaşık 30 yıl yakındır bu mesleğin içindeyim. 40 binde bile motor yemiş araç gördüm. Yani 40 binde. Ya ustam nasıl 40 binde araç motor yer mi derseniz, adam hiç yağını değiştirmemiş, sürekli İstanbul trafiğinde. Araç 40 binde ama sürekli trafikte olduğu için 50 bin kilometre yapmıştır. Yani motor çalışıyor trafikte durduğu zaman. O yüzden adam arabayı sıfır almış. Yani çok enteresan bir olay anlatacağım da ondan dolayı gülmeyin diye söylüyorum. Aracı sıfır almış, hiç bakıma gitmemiş. Ya ustam ben zaten yeni aldım. Motor yedikten sonra çekiciyle geldi. Tabii ki de servise götürmüş. Servis hiç bakıma gelmemesin diyor yani. Daha ben buna neyini garantisini? Ya ustam hani ben arabayı sıfır aldım da ben hani araca bakım yapıldığından haberi yok. Yani aracın adam motoru yani yağ bakımı yapıldığını bilmiyor. Sadece ben arabayı aldım, mazotunu koyarım, sürerim gider. Sistem o şekilde. Öyle insanlara da denk geldi. 40 binde motor yemiş araçla gördüm. 1 milyon kilometre yapmış araçla gördüm. Peki bazı takipçilerim diyor ki, ustam eski motorlar sanki daha dayanıklıydı. Bir nebze haklı olabilirler ama ben sadece bir de olaya şu gözden bakıyorum. Eski şoförler de şofördü arkadaşlar. Yani eski şoförler aracının yağını, suyunu, aracı ustaya geldiği zaman eski şoförler gerçekten aracın arızasını ustaya söyler. Ustam benim arabanın şunu var. Usta aramak zorunda kalmıyor. Ama şu an öyle bir şeydi ki, ustalar bir artık şey oldu. Araç sahipleri tamirci dolaşır oldu. Yani arızayı bulamıyorlar. Tabii ki haklılar. Ustalar da bazen haklı. Artık her şey elektroniğe döndü. Araç sahipleri de haklı. Her şey elektronik olunca iş değişiyor. Gerçekten de birçok tamirci arkadaşım da teknolojiye yetişemediği için mesleği bırakmak zorunda kaldı. O yüzden birinci kural neydi arkadaşlar? Araca şoför olmak. Yani direksiyon şoförü değil, araç şoförü olmak lazım. Şimdi aracın bakımlarını gerçekten çok önemli. Bakımlarını zamanda yapmanız lazım. Şimdi 10.000 kilometre çok iyi, büyük yani çok büyük bir kilometre bence İstanbul trafiğinde. Siz yaklaşık 14-15.000 kilometre yapmış oluyorsunuz araç trafikte kaldığı için. 10.000'de bir yağını değiştirin. Şimdi bazı yeni araçlarda işte servis 20.000 yazıyor vesaire. Tamam, 20.000 yazıyor da arkadaşlar, bunun İstanbul trafiği var. 20.000 kilometre yaptınız. İstanbul trafiğinde de kaldığını düşünün, 5 kilometreye 27-28.000 kilometre. Yani aracın yağını ne zaman erken, ne kadar erken değiştirirseniz sizin için o kadar iyi. Bugün bir tane Clio söktüm. Araba 230.000'de. Araba bize kurtarıcıyla geldi. Şarıl şarıl su kaçırıyor. Şarıl şarıl, Allah'tan araç sahibi fark etmiş. Su kaçırıyor, suyu doldurursun olduğu gibi bırakıyor. Arabaya bakıyorum, radyatör komple çürümüş. Devir dayım artık dağılmış, suyu bırakıyor. Yani 230.000 kilometre olmuş, arabanın devir dayımı hiç değişmemiş. Trigger değiştiği zaman arabaya devir dayım değişmemiş. Yani bu da çok saçma bir şey. Şimdi trigger'i 90.000'e bir değiştiriyorsunuz, o devir dayım bir 90.000 daha gitmez. Şimdi bu araç sahibi uzun yola gitseydi, dağın başına kalsaydı çoluğuyla çocuğuyla, ne yapacaktı yani? Kurtarıcı gelsen gelmez, usta bulamazsın, perişan olur. O yüzden araçlarınızın bakımlarını gerçekten çok önemli. Bir de aracın yakıtı. Yakıtı da bilindik istasyonlardan alın arkadaşlar. Kesinlikle öyle önüne gelen istasyonlardan almayın. Motor ömrü dediğim gibi tamamen sürücüye bağlı, araca bakıma bağlı. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Yani açık konuşmak gerekirse, yani ben kendi düşüncemi, en kötü motor bile bir 300 bin kilometre yapar. Bakımlarını zamanda yaparsanız gerçekten yapar. Onun artık şeyi daha da ileri gidiyor. Mesela 1.3 motorlar vardı, hiç çıktı, hala var. Gerçi de Euro 4'leri, Euro 5, Euro 6 çıktı. Onlar o kadar ya. Euro 4'leri 1 milyon kilometre yapıyordu. Ticarilerde falan kullanıyordu. Yani kaç yıl üst üste Avrupa'da yılın motoru seçildi.
O yüzden gerçekten aracınızın bakımını zamanında yaptırın. Suyuna bakın, işte bazen yağ soğutucu patlatıyor, yağ suya yağ vermiş, ona dikkat edin. Antivirizli, sürekli antivirizsiz bırakmayın. Sabah ilk çalıştırırken yatakları yağlaması için ya da turboya yağ gitmesi için sabah ilk çalıştırdığınız zaman bir 10 saniye bekleyin, çalıştırır çalıştırmaz. Az önce bir tanesi marşa bas dedim, arabasını çalıştırıyor, direkt gazlı son yapıyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Daha yataklar yağlamış, turboya yağ gitmemiş, sen motorun ömrünü kısaltıyorsun. Bu da çok saçma bir şey. O yüzden araçlarınızın bakımını zamanında yaparsanız, triggeriydi, yağ bakımıydı. Bir de yağın da tabii ki de markası çok önemli. Bir de numarası çok önemli. Bakıyorsunuz araba 530 ya da 030, ucuz olsun diye 15-40 koymuşlar. Ya 20-50 bile koyan ben gördüm yani. Şaka gibi değil mi? 2 gün sonra sıvı bitecekleri bozuluyor. Yataklar sarıyor. Yağ pumpası tabii ki yağ kalın olduğu için yağ pumpası yağlamayı kesiyor. O yüzden fabrika hangi yağ diyorsa, kaç numara diyorsa ve marka kalite olmak şartıyla o yağ koyun. Yani benim şahsi tavsiyem, bilmediğiniz yağcılarda ya da bilmediğiniz bir ustada yağ bakımı yaptırmayın. Çünkü size 5.30 doldurdum der, başka bir şey doldurur. O yüzden ya da kaliteli yağ koydum der, hiç alakasız bir yağ koyar. O yüzden kesinlikle kesinlikle aracının yağını, filtrelerini, bakımlarını zamanında yaparsanız aracınız gerçekten çok çok uzun kilometre yapar. Dediğim gibi en kötü motor bile 300 bin kilometre yapar. Eski şoförler gerçekten şoförmüş ama şimdiki şoförler, hepsini demiyorum tabii ki de, sadece direksiyon şoförü, araç şoförü değil. Daha önce de anlatmıştım, bir tane müşterim vardı. Şirket arabası kullanıyordu. 5 yıl aynı aracı kullanıyor. 5 yıl. Bakın 5 yıl. Aracın kaputunun nereden açıldığını bilmiyor. Motor kaputunun nereden açıldığını bilmiyor. Hani bu vatandaşa nasıl diyebilirsin ki bu araç kaç kilometre yapar? Yani sonuçta hortum boru üzerine gidiyor. Bir yeri patladı, bir şey oldu. Hiç yağına suyuna bakmadığınız zaman illaki bir yerde bir şey olacak. O yüzden kendi aracınızın kendiniz tamircisi olun arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar ama şimdi şöyle, biz Instagram'da hesabımız da var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tamir atölye, tamir alt tire atölyesi. Tekrar söylüyorum. Tamir alt tire atölyesi diye girdiğiniz zaman benim resmi görürsünüz. Oradan da bizi takip ederseniz oradan da çok güzel bilgilendirme videolarımız var. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Yani soracağınız bir soru olursa yorumlara yazarsanız oradan cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz de video abone olmayı unutmayınız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sloganımız neydi? Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmı Allah. Allah'a emanet olun.